İlk misafirimizi ağırlayalım efendim. Hayırlı bayramlar, hoş geldiniz. Denizli'den izleyicimiz. Efendim hayırlı bayramlar. Alo. Alo, düştü herhalde. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bir kadın eşi yanında olmadan haç yapabilir mi hocam? Bir kadın eşi yanında olmadan yolculuk yapabilir mi? Bugünkü soru bu. Evet. Sadece mesele haç meselesi değil. Bu yanlış anlaşılıyor. Yani haccın şartlarından biri kadının yanında mahrem olması falan değil. Kadının tek başına yolculuk yapması meselesi. Kadın niye? Kadının tek başına yolculuk yapma meselesi. Güvenlik herhalde. Güvenlik açısından. Evet. Yani kadın denmesinin sebebi o biraz da. Yani hani kadınlar erkekler gibi hani savaşçı, direnen, her yerde kendini koruyabilecek yapıya sahip değil. Biraz daha bedensel olarak, fiziki olarak korunmaya muhtaç insanlar. Dolayısıyla bugünün şartlarında güvenlik varsa yapabilir. Güvenlik yoksa başına bir iş gelecekse, namusuna bir iş gelecekse o kadının tek başına gitmesi günah olur. Yani o sadece haçla alakalı değil. Değil gece yani... sokağa çıkmakla da alakalı. Geceleyin saat 2'de kadın geziyor. Mesela gece 2'de geziyor. Kızım neredesin? Ben arkadaşlarımla gezdim, geliyorum. Nereden geliyorsun? Taksim'den geliyorum, Şişli'den geliyorum. Ve nasıl geldin? Metrodan indim, yürüyerek geliyorum. Tamam da gece 2'de senin başına bir şey gelebilir. Görüyoruz olayları. İşte burada da sıkıntılı. Hacca giderken de sıkıntılı. Hacca giderken ayrı bir hüküm. Sokakta ayrı bir hüküm yok. Bunu birbirine karıştırıyorlar insanlar. Dolayısıyla evet. Güvenlik varsa gidebilir. Güvenlik yoksa gidemez. Gidemez, evet. Alo. Alo, hayırlı bayramlar efendim. Hayırlı bayramlar. Denizli'den izleyicimiz. Nasılsınız Alo. Efendim? Alo, duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Kim var yanınızda? Kiminle berabersiniz? Hanımla biriz. Ya yalnızsınız. Bayramlaşmaya evet. Kimse gelmedi mi? Geldiler mi gittiler? İşte gittiler. Hasta olmuşlar da. Tamam. Bugün de siz bize geldiniz. Siz bize misafir oldunuz değil mi? Evet. Evet, şimdi sorunuzu alalım. Hocam dinliyor sizi. Şimdi biz zargucu şey yapıyoruz, kurban kesiyorduk. Kurbanın birini kaçırdık. Kaçırdınız. Nasıl evet, kaçtı kurbanın... mı? Elinizden mi kaçtı? Evet. Evet, sonra? Biz kayıp, hil bulmadık da. Bir yeni ne yapmamız gerekiyor sorduk. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar hocam. Şimdi kaç kişi aldınız? Hisse sizin mi? Yani şahsımız aldık. İki yarı kocayız biz. Beraber. Bir hayvan aldınız. Büyükbaş aldınız hayır, herhalde. İki tane. Bir aldık da birini kestik. Öbürünü kaçırdık. Ha, birini kestiniz öbürünü kaçırdınız. İkinizin de kurban her sene kesiyor musunuz? Her sene kesiyoruz. İkinize de. İmkanınız varsa bir tane daha alıp kesersiniz. İmkan yoksa kesmeniz gerekmez. Para varsa bir tane daha alırsınız. Güzel olur. Dağıtırsınız eşe, dosta. Aldık mı sorumuzun cevabını efendim? Aldık. Tamam. İyi bayramlar diliyorum efendim. Denizli'ye selamlar. Hayırlı bayramlar diliyorum. Evet. Bir izleyicimiz daha hatta. Alo. Alo. İyi bayramlar efendim. Ankara'dan. Alo, duyuyor musunuz bizi efendim? İyi bayramlar, duyuyorum efendim. Efendim, kalabalık mıyız? Kim var beraber, sizinle beraber? Efendim, oğlum, kızım, eşim var. Ailecisiniz. Ha, aileceniz, evet. Evet. Tekrar iyi bayramlar efendim. Alalım sorunuzu. Bayram kutlu olsun. Hayırlı yani bayramlar. Hocam, hayırlı bayramlar olsun. Ellerinizi öperim. Nice bayramlar efendim. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Allah razı olsun, şükürler olsun. Hamdolsun. Biz deyiz hocam. Ya hocam ben size bir sorum olacak. Şimdi hani kurban hissesi hakkında biraz önce bahsettiniz. Siz de. Şimdi ben de binamda hani içki içen insanlar var. Evet. Kurban hissesi dağıtmak istiyorum ama. Evet. Bunlara kurban hissesi verilir mi verilmez mi onu öğrenmek istiyorum. Yani kurban payı herkese verilir. Günahkara verilir. Efendim mezhebi ne olursa olsun onlara verilir. Kurban hissesi bak zekat gibi de değil. Gayrimüslimlere bile kurban. Hristiyan komşunuz var. Kurbandan gönderebilirsin.
Müslüman ama işte içki içiyor. Kurbandan etinden gönderebilirsin. Bu aslında bunu yapmak ona tebliğ yapmaktır. Güzel bir tebliğ yapmaktır. İkram yapmaktır. Bak bizim bayramımız diye hatırlatmaktır. O insan kötülük yolundaysa zaten ders alır, ibret alır. Allah Allah. Ya ben de Müslümanım ama kurban kesmedim. Ben de Müslümanım ama kimseye bir yardım yapmadım. Bak hiç tanımadık bir adam geliyor bana bu kadar günahıma rağmen, komşuluk yapmamama rağmen bana pay göndermiş der. Sana müteşekkir olur. El insan abidul ihsan. İnsan iyiliğin kulu kölesidir. Sen iyilik yaparak onu kendine bağlamış oluyorsun. Bundan daha güzel bir fırsat olur mu? Yeter ki o kabul etsin. Aranızda böyle bir irtibat olsun. Bu ve şöyle şu da yanlıştır. Bunlar şu günahı var, bunların bu günahı var diyerek ya da bunlar şu partiden, bunlar şu mezhepten diyerek ayrım yaptığınız zaman kin ve nefreti çoğaltırsınız. Bayram kin ve nefret değil ki. Bayram sevgi, muhabbet, aşk, heyecan, paylaşmak, kardeşlik. Günahını Allah'a bırakacağız. Biz de günahını tasvip etmiş olmuyoruz günahına. Elbette günahla savaşacağız, o adamla değil. Günahla savaşacağız. Çok iyi olur göndermeniz. Hocam asla ben zaten kimsenin diniyle şeyine falan alakalı şey yaptım da yani sadece ben demek istedim acaba kurban içesi verilir mi verilmez mi diye. Yok yok kurban etini bak Ömer Nasuh Bilmen hocamız da aynısını söylüyor. Kurban etinde ayrım yapılmaz. Muhtaçsa herkese gönderilir. Hatta zenginse komşularımıza da zengin olduğu halde bile gönderebiliriz. Akrabalarımıza ve komşularımız zengin. Kurban kesmiş gönderilir mi? Ona da gönderilir. Ona da gönderilir. Efendim var mıydı başka sorunuz? Çok teşekkür ederim hocam. Ellerinize öperiniz. Hanginize bir şeyle saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Saygı bizden efendim. Nice bayramlara erdirsin Rabbim inşallah. Hayırlı bayramlar. Eşinize, çocuklarınıza da çok selamlar efendim. Bayramınız bayram olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.